Arkadaşlar hoş geldiniz ya. Hayırdır? Seninle bir işimiz var Nick. Hadi gidiyoruz. Ne işi ya? Allah Allah. Benim böyle keyfim yerinde. Hiçbir yere gelmiyorum ben. Ayşe'yle beraber sana trafik işaretlerini öğretmeye karar verdik Nick. Hadi bizimle geliyorsun. Ben zaten biliyorum trafik işaretlerini. Gelmiyorum ben hiçbir yere. Ha, öyle mi canım? O yüzden mi geçen gün park etmemen gereken bir yer aracını park ettin acaba? O zaman acelem vardı bir kere. O yüzden öyle oldu. Yoksa biliyorum ben trafik kurallarını. Tamam çocuklar, uzatmayın artık. Nick, trafik kurallarını öğrenmen gerekiyor. O yüzden bizimle geliyorsun. Hadi bakalım gidiyoruz. Bak Nick, burası ana yol. Bu ana yol levhası. Bak Nick, işte bu bir trafik levhası. Şu an yayalar için kırmızı yanıyor. Bu ne demek? Bekliyoruz demek. Çünkü araç geçecek. Bak Nick, yeşil yandı. Çabuk karşıya geçmemiz lazım. İşte geçtik. Evet Nick, sence gri aracın yaptığı şey doğru mu? Vallahi bence doğru. Solladı. Çünkü sarı araç çok yavaş gidiyor. Ben olsam ben de sollarım. Hayır Nick, bu hatalı bir davranış. Sarı araç kurallara uyuyor. Azami hız sınırı bu yolda 50. Ayrıca bak bu yolda öndeki aracı geçmek yasaktır levhası var. Anladım. Peki. Sen haklıymışsın Cudi. Peki şuradaki işaret nedir? Bakayım. O döner kavşak işareti. Farkındaysan burada bir kavşak var Nick. Öğreniyor. Hey Cudi bak gördün mü? Aracın bir tanesi U dönüşü yapılmaz levhasının oradan U dönüşü yaptı. Evet Nick gördüm. Sen de öğreniyorsun hani. Ben sana zaten biliyorum demiştim. Şimdi bilmişlik taslama. Hadi devam edelim. Bak Nick, burada bir levha daha var. Bunun ne olduğu hakkında bir fikrin var mı? Hayır, yok. Bu okul geçidi levhası demek. İleride bir okul var. Burada araçların ve yayaların dikkatli olması gerekiyor. La 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 la, biz okula gidiyoruz, biz okula gidiyoruz. Bugünlük bu kadar yeter arkadaşım. Şimdi Ayşe'nin yanına gidelim. Orada sana bir sürprizim daha var. Sürpriz mi? Çok merak ettim bak şimdi. Hadi gidelim o zaman. Geldiniz mi çocuklar? Hoş geldiniz. Ne yaptınız bakalım? Nick, iyi öğrenebildin mi? Ben pek öğrendiğini düşünmüyorum ama neyse artık. Ya kızım, öğrendim işte. Zaten biliyordum. Sen hiç merak etme Cudi. Şimdi öğrenip öğrenmediğini anlayacağız bakalım Nick. Çocuklar, Nick'e bir sürprizim var. Trafik işaretleriyle dolu olan bu kutudan Nick'e sınav yapacağım. Hey Nick, buraya gelir misin? Cudi, sen de gel. Geldik. Şimdi seni bir sınava tabi tutacağım. Evet. Bu işaretin anlamı nedir? Ben bu işaretin anlamını biliyorum. Bunu Cudi söylemişti. Neydi? U dönüşü yapılmaz. Aferin Nick. Bunu bildin. Ama daha bitmedi. Peki. Bunun anlamı nedir? Bu da... Neydi? Bir şey yapılmaz ama ne yapılmaz ya? İpucu verir misin Ayşe? Sana ipucu falan yok Nick. Hani öğrenmiştin? Daha ikinci soruda tökezledin valla. Kendin bul. Ya sen de amma kötüsün. Ne olurdu bir ipucu versen sanki. Neydi bu işaretin adı neydi? Bir şey yapılmaz. Tabii ya. Öndeki aracı geçmek yasak. Sollama yapılmaz. Vallahi bravo Nick. Bunu da bildin. Devam ediyoruz. Bu nedir? Bu kolay canım. Bunu biliyorum.
Bu şey, döner kavşak. Evet bu, döner kavşak. Aferinlik. Sıradaki. Bu. Bu da. Bu şey ya. Yaya geçidi. Değil mi? Bakayım. Evet evet, bu yaya geçidi. Hayır Nick, bu yaya geçidi değil. İyi düşün bence. Ay aklıma gelmiyor. Ne ki bu? Başka yok ki bu işaretten. Yok başka yani. Bu yaya geçidi işte. Nick, bu işaretin anlamını bilemedi. Sizce bunun anlamı nedir? Yorumlarda bekliyorum.